Başka, fukahalarda başka. Abadila degen kimdin atı Abdullah bolsa, anan müştehit mutlak bolgandara. Fukahalarda üç oken kim? Birincisi Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, Umar ibn Khattab'ın balası Abdullah. Ve indel muhaddisin, alemi muhaddis alimlerde Abadila dese törtü olatken. Aşol Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubeyr, Abdullah ibn Amr, ibn As, buna uşul törtü. Fukaha muhaddisinlerde Abadila vaytarken. Buna uşular fatva bir günge layıktılar. Andan giyin Zeyd ibn Thabit radıyallahu anhu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den katçısı olan Kur'an'da yazgan. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu. Yemen'e elçi kılıp yönetken. Enes ibn Malik ve Abu Hurayra. Cana asçılık bardığını hesapteyen çok gebirlerini hesapteydi. Cihirma cidpegen sahaba. A 100,000 sahaba varımız böyle Peygamberi özetkende. Alar gayda. Alar fatva bergen emes be. Ova fatva bergen emes. Alar oşol sahabalardan alimlerini yetişken. Oşonda öyle biz alimler diye çatağız bu. Al sahabalarda özlerinin alimlerini yetişken. Her kim Kur'an hadisten özleri hüküm çıkargan emes. Alar Kudaydan korkun. Bilesin ya bu. Cada kalsa sahabalar Peygamberimizden hadis rivayet kılığını da korkuşkan. Emine ki? Kokustan Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sözdü men başkaçarak jetkirip alıp men erten kıyamatta oşoğa joopker bolup kalbayın dep azra hadis rivayet kılgan. Oşoğa Abu Bakr radıyallahu anhu, Osman, Umarların hadisleri az ele. Fatva beriş bulacakta dursun. Peygamberimizin hadisin rivayet kılgandan dağı özlerin karmaşkan. Alemi 100,000 sahaba alardın arasında dıykan sahabalar var, biznesmen sahabalar var, cihatka çıkan saldatlar var, kurma bak, malçı sahabalar var, tigi ayıllarca yaşayan karapayım sahabalar var. Alar, müştehit mutlak derecede ilimde cetken emez, burak sahaba degen martabağa cetken. Sahaba degen en ülkün bağlı martaba. Sahabalar, radıyallahu anhum ve radu anh. Allah Teala alardan razı oldu. Alar Allah Teala'dan razı oldu degen Allah razı olgun kovum. Allah Teala alardı tandap şu peygamberimizga dost kılıp peygamberimizin kızmatçısı kılıp peygamberimizin dinin jetkirüçü kıldı. Birok bardı gile aşını fatva bergen jok. İbn Humam rahmetullahi aleyhi haydat 20'dan aşık mesele sahabalardan mezgilindeki fatva bergendir. Buna uşu sözlü bekemde İmam Kavthari rahmetullahi aleyhi, Muhammed Zahid Kavthari bul Osmanlı İmperiyası'nın mezgilindeki en akırkı alımlardan. Men ahata khabaran bi adilletil cumhur minel kitabi ve sunna ve akvali salaf bi ahvali sahaba radıyallahu anhu yudriku mablag kuvvet kelam İbn Humam. Kim khabarlarda hadislerde okuyan bolsa bi adilletul cumhur, cumhur alimlerin delillerin Kur'an'dan, sünnetten, selef-i salihinlerin sözlerin, sahabaların avallarını izdep görgün adam İbn Humam canağı Fathül Kadir'de aytkan sözdün kançalık kuştuğu kendigin biletti. Sahabaların ömür bayanını izdep görgün de fatva bergenge ılayıktı bolgun 20'ye jetpegen gana sahaba bolgun dedi. وعده المجتهدين من الصحابه وان اشول صحابалардын мужтахид даражага жеткен ошо 20-нчы кесинде. Эми ислам тарыхында Ибн Хазм деген бир алим өткөн. Ал Ибн Хазм тавилу лисан деп тили узун алимдерге акарат келтирген ушундай бир адепсиз алим болгон. Ал киши илим алганда алимдердин астына отуруп тизесин тизесине тийгизип жылдап илим алмастан жана кээ бир адамдар ошо магазинден китепканадан китеп сатып алып сабак бергенде ал киши да китептен илим алган экен. Китептен илим алгандын туурасынан туура эмеси көп болот.
Oşol kişi özü bilip oşol 4 mazhabtı karmagaş kerek. Al jerde anday bir problemalar bar. Kıyas jok, icma meselesi jok dep şeriatta köp neselerge karşı çıkkan. Oşonduktan sözü etibarga alıngan Hanafi alımlar jana başka mazhabtagılar İbni Hazm'den bir dağı sözü etibarga alınbaydı dedi. Al özü süylöp kitepleri jazıp koydu, hiç kanday etibarga alınbaydı dedi. Sebebi tutungan jolu, karmagan jolu, okugan ilimi, aytkan sözdörü takır İslam'ın ericilerine tuğra gelmeydi. Oşonduktan bizim ustazımız Şeyh Tarık Sardar Ali Mekke'de. Ben oşol ilim alıp jürgen mezgilde ustazdan suradım. Ustaz İbni Hazm'ın sözdörü adamların arasında köp jüret. Azırkı jaŋı muasir zamanda alımlar İbni Hazm mındai dedi dep sözdörün az jerde däl kılıp atat. Oşol kanday başka alım tört mazhaptın alımlarında ile etibarga alabız desem jok dedi. Anın sözü etibarga alınbaydı dedi. Eş nerse de etibarga alınmaydı. Oşol İbni Hazm'den rivayet kılınat dedi. Misalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siler akkan suğa zara kılbağıla deyip aytılgan hadis var. Akkan suğa zara kılbağıla. Sebebi zara kılsan anım ne kılasın? Najas kılasın. Dese İbni Hazm aytkan eken eğer de bir ilişkiye zara kılıp durup akkan suğa kuysa iştik olmaydı. Emine gel dese Peygamber tüz zara kılganda aytkan giyim kuysa olmaydı. Alımların bardık aytkan, maksat al, sen tüz zara kıldın mı, jön koydun mu emes, suunu najasat kılba degen mesele. Şonday özünün jalpı İslam'daki erejelerge, çoŋ-çoŋ alımlara karşı gelgendikten, İbni Hazm'ın sözün hiç kim etibar kalgan emes. Anan ele giyin gelip ele giyip bir taksırlar, atayın kitaplarını basıp, jaŋı-jaŋı risale, majister, risale, doktoralarga oşonun kitaplarını berip, hazır. Oşonun kitaplarını cahil diyordu. Maksatı emnekenin Allah biledi. Benim oyumca şu, ellerin arasında fitne, ellerin arasında bölünüp carlığı, arkandaki fikirleri tarikatı için bolsa gerek. Bol bolsa alımlar İbni Hazm'ın sözü eş yeri etibar alınmaydı dese, anını kıynalıp çıkarıp ellerin arasında aytıtan. Emi İbni Hazm, sahaba müştehitler 25 andan köp bolgon degen sözünü aytkan. Özünün ahkam, cevosu ihkam degen kitabında. Ya 20 emes, ötele köp deydi. Alımlar aytat, bir mesele, je iki mesele rivayet kılan sahabalardır, müştehit mutlaklarının katarına girgize vergen deydi. Anan alımlar aytat, jok. İbni Hazm'din antep sahabalarının güvet köndügü, al tuğra yemez. Alardın kadır barkına tuğra gelmedi. Bir mesele, iki mesele rivayet kılganlar da müştehit mutlak da yürse, kıyım olun. Müştehit mutlak buluşun, al bütün döy Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ilimini algan, anın arkasından erişüge mümkün bolgon. Oşon üçün eger de bir yerden uyup kalsaŋar, İbni Hazm degen adam şu 20'den köp degen eken go, mınça degen eken go dese aytıp koysaŋar, İbni Hazm'nin sözü etibarga alınbaydı. Anan Maliki Hacvi degen dagı bir alim bolgon, bul Marokko taraptagı. Oşol kişi dagı özünün Fikri Sami degen kitebinde aytat: fi zikri men turva anhum illa mes'ele ve mes'eletani nazar. Emi sahabalardan bir ce iki mesele rivayet kılınganlardı müçtehit mutlak. Müçtehit mutlak degen ilimden en akırı çekine cetken. Oşulordun Katar'ına girizu tuğra yemestip aldağı Fikri Sami degen kitabında bayandaptır. Emi İbn-i Humam'dın sözü kancalık kuştu öken degen İmam Al-Kawthari özünün kitabında Te'nibul Hatib'te aitti. Eğer de kim delilleri de okup çıksa, tarih de okup çıksa, sahabalar, seleflerin, alımların sözlerini okup çıksa, İbn-i Humam'dın sözünün kuştu öken degen bilet dedi. Al-Yesep'te vizilep çıktı, 20'a cetbegen sahaba müştehit mutlak bulan. Emi uşul sözgü, dağı bekemdeydi ruhanlar sen. Sözünüz hiç kaçan kuruk bol boşu gerek. Cana adamlar söylep koyuveret, arkasında bir tayana turgan nersesi jok. Munday dep koyuveret, arkasında tayana turgan. Ha, şunday dedin mi? Arkasından bir alımnın sözü menen bekemdep ket sözüngde. Sen bizge dalil bola turgan darajada emessin. Sen bir sözdü aytsan, senin sözünü kuvattagan bir alımdın sözün bizge aytıp ket. Hazır men İbni Humam'dın sözün, İbn-i Kayyım'ın sözünü tegilerge cevap verip,
İmam Kavsari'nin sözünü yapkedim. Ciğirmadan aşpagan sahaba var kendine. Emi ağa dağı bekemdeş üçün Masruk radıyallahu anhu. Masruk degen tabi'inlerden bulun. Masruk bu Abdullah ibn Mas'ud'un sahabanın şakirti. Oşol kişinin menen dağı sözlü bekemde boğalım. Bunu İmam Şirazi özünün Tabakatul Fukaha degen kitabının 26. beytinde şunday dedi. Nukil an Masruk radıyallahu anhu kâle şâfehtu ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men Peygamberimizin sahabalarımın köp süyleştim. Alarımın ilim aldım. Şularının katarında jürdüm. Bul Kufalık tabi'in bolot. Sebebi Kufa'ga en köp sahaba bargan Kufa. İslam tarihinde Kufa'ga barğançalık hiçbir yerge sahaba bargan emas. Kufa'ga 1500 sahaba bargan. Abdullah ibn Mas'ud emalğa jetelek bizde men em kichine janağı reklama berip koyan da silerge. Ağa gelebiz biz. Kufa'ga kança sahaba ketken, kantip bargan. Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Mas'ud'u Kufa'ga jönötkendö. Sahabanın bardığı şakirtler arkasından ketken. 1500 sahaba Kufa'ga bargan. Alardın 70'i Bedriler. Bedriler degenlerse Bedir soğuşuna katışkan sahabalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir soğuşuna katışkan sahabalardı başka sahabalardan jogoru koygon. Anın özünün fadailerini aytabız. Bir meseleni çetişeyin, genişeyin dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedirliler çakıran, Bedir soğuşuna gelgenler geldi. Ondan da bir mesele olan da eslerden bir kenin yerganday. Emne sebepten Bedir soğuşuna katışkanlardın derecesi başka sahabalardan cugurrak oldu dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye var. Arandan zorgu özünün Maskavın, özünün dinin, İslam'dı cahilti bastığında oşul cede Peygamberimizde kolduğundur. Peygamberimizin canında olgun sahabalardın en imanı kuştuğuyla oşul Bedir soğuşuna kaçıkandır. Bedir bu Medine'nin çekesindeki bir ayıl olup İslam tarihindeki kapırlar ve Müslümanların arasında olan birinci soğuş. Bedir soğuş. Oşul Bedir soğuşunda Mekkelik müşriklerimin soğuşlarda aytkan get. Şunday müşrikler gelip de soğuşağız degende Peygamberimizga imanı bekem der. Ölsök de senin menin koşa ölebiz degender. Peygamberimizga çın dilden berilgender. Peygamberimizdi korgoybuz degender gana Bedir soğuşuna kaçkan. Bedir 300'ün tegereginde gana sahaba kaçkan Bedir soğuş. Oşol jerde münafıklar, 200'lüler her sultana aytıp kalıp ketken. Oşondan ulan Bedir soğuşuna katışkanların kadırı büyük bulgan. En uğur günde Peygamberin cennette durgandar. Oşol Bedir soğuşunda katışkan sahabadan 70 sahaba Kufa'ya vargan. Başkaça aytkanda ilimdin bardığı Kufa'ya geldi degen söz. Daha köp kızıktar da aytıp berem. El muhim Masruk oşol Abdullah ibn Mas'ud Kufa'ya varganda Kufa'da Abdullah ibn Mas'ud can oşol jede 1500 sahabadan andan keyin Ali radıyallahu anhu varat Abu Musa el-Eş'ari Sa'd ibn Abi Waqqas men degen alim sahaban bardı Kufa'ga barğan. Estep koygula. Men kepildik menen aytalım. İslam tarihinde Kufa jergesine bargandan köp bargan sahaba başka şahar jok. Yemen'ge 2-3 bargan, Şam'ga 1-3 bargan. Kufa'ga 1500 sahaba olgan. Anan oşuldaki ilimden anan Abu Hanife özüp çıkkan. Aga anan geleviz az şaşpay turgula. Oşol İmam Masruk radıyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud'dan ilim alıp alim bolgon Kufa'dagı tabi'in. Oşol aytat men Peygamberimizin sahabalar menen köp aralaşıp süyleştim dey. Nege aytıp atat? Sebebi o 1500 sahaba var ayelde. فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمْ اِنْتَهَا اِلَى هَا اُلَيْا سِتَّةِ Alardın ilimi, şu bargan sahabalardın ilimi barıp altı adamga takılganını gördüm dedi. Alar kim derken? Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Ubey ibn Ka'b, Ebu Darda ve Zeyd ibn Thabit radıyallahu anhum dedi. Masruk da gaytutat. Masruk bu yerde
özündögü bar маалыматты айтат. Бардык сахаба муштахиттерди санаган жок. Бирок мен де сахабалар менен сүйлөшсөм, илиминин булагы бар ушу 6 адамга такалат экен. Демек бардык сахаба не болгон эмес? Муштахит муллак даражага жеткен эмес. Масруктун сөзү бизге чоң далил болуп берет. Эми сахабалардын жолу кандай болгон? Пайгамбарыбыздан тәрбия көрген, пайгамбарыбыздан илим алған сахабалар жолдорында пайгамбарыбыздан грамм жылған емес. Пайгамбарыбыздың жолы менен, пайгамбарыбыздың хадии, пайгамбарыбыздың көргөзген, үйрөткөн илими менен кеткен. Сахабалар ушундай болгон. Кээ бир алымдар айткан экен, бул сахабаларда нафс барбы, жокпу деген. Дин үчүн, ислам үчүн өзлөрүн жанын сайып койгон адам. Сахабалардын да кыйындыгы пайгамбарыбыздын жолунан бир карыш да жылган эмес. А? Кадамына кадамын коюп пайгамбарыбыздын жолу менен. Ибн Умар радыяллаху анхунун бир хадиси бар. Ибн Умар бир жерге барып заара кылган экен. Келетканда дагы бир жерге, ошол жерге барып заара кылган. Сураган экен, эсе эмне бул жерге заара кылып атасың десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул жерге заара кылганын көргөм деген. İbn Umar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adatların, amalların en köp bilgen sahabe olgan. Sahabalar şunday bolgan. Peygamberimizin yolundan hiç kaçan jılgan emes. Emi alar şu peygamberden üyrengen fatva berüüdü Kur'an'ga kaytkan. Kur'an'dan tappasa sünnetke kaytkan. Şeriat hükümlerini bilmek için. Fe in lem yecidu fihima Eğer de alökünün bir nese tappay kala turgan bolsa, sebebi bardık meselelerini Kur'an'da jana paygambarız aytıp etken jok da, günügö jaŋı mesele bolup atat. İctehadu bi ra'yihim. Özlörünün oyu menen ijtihat kılgan. Ötkönkü sabahıbızda da aytkanbız, mujtahid mutlaktardın oyu dağı ibadat, ilim, şeriat. Sebebi alar, şeriatın erecesinden tışkarı, şeriatka karşı kere turgan oydu oylugonu mes süyleş bulacaktan dursun. Себеби ошолор андан кийин жаңы маселе келе турган болсо Аллах Тааланын өкүмү кандай болот, пайгамбарыбыздын өкүмү кандай болот? Мына ошолор Курандан таппаса сүннөттөн болбосо иштихат кылып өзлөрүнүн оюнан айткан. Кайсы нерселерде жаңы пайда болгон нерселерде. А мурдагы маселелерди айткан. Куранда мындай, хадисте мындай болгон маселе чечилди. Жокпу? Аны. Эми ушул нерсе бизге эки бир чоң маалыматты бизге берет. Сахабалардын кандай болгондугун. Ошол себептен сахабалардан табииндерден жана таби табииндерден көптөгөн фуруктар келген. Фатвалар, тафсирлер, хадистердин чечмеси, аяттын чечмелери өтө көп келген. Демек алар ошо өзлөрүнүн ою менен муштахид сахабалар. Kur'an'ı çeçmelegen, hadisi çeçmelegen, Kur'an hadisi yok olsa özleri fatva bergen. Buna şu fatvalardı, eğer bilem desen eğer, Musannef İbni Ebi Şeybe degen kitap var, 45 tom. 45 tom tegerinde, eğer ben adaşıp kalmayın. O şu kitapta okusanız, sahabaların fatvaları, sahabaların Kur'an'ı çeçmelegeni, hadisi çeçmelegenlerin o şu denet olsun. Anı bizden ustazımız Şeyh Muhammed Avvam'a, tahkik kılıp, kol cazmadan çıkarıp, sonun kılıp, eller okuyup duran kılıp okan. Sahabaların fatvasını görüyorum deseniz, şu kitabı kaydasın. Al kitap şunçalık sonun cazılıngan, ağa şunçalık sonun kılıp tahkik kılıngan, tahkik degen dese redaksiyalangan. Kol cazmadan top, tuğra kılıp, münanda kılıp, kitap kılıp, bizge sunuş kılgandı, ne? Tahkik de baytırlar. An üçün adamlar 20 yıllık, 10 yıllık ömrün getirir. Biz bir kitapti üçöğüz bölü alıp 3 yılda 4 yılda haran zorga çıkardık bir kitapti. A bu Musannaf İbn Ebi Şeyba 40 tomga yakın. Şeyh Muhammed Avvama'nın ömrünün yarımını alan. Oşol Şeyh Muhammed Avvama Allah Teala ömrünün uzun kılgan bolsun azı 80'e aşıp kaldı. Madinada anan Türkiye'de İstanbul'da turat. Menin icazada ustazım. Bütün dö kitabinden icaza bergen, cana başka çoğun kitaplardan, sen şu kitaplardan sabah bergenge akıl olsun, menin kitabimden sabah bergenge akıl olsun deyip,
icazasın bergen. Men Makka'ya varganda alacakta Japadan jalgız kırgız çuak açıken. Allah'ım beyişten versin. Men varganda tosu aldım. Andan ki menden ki Abdüali degen men dostum var şeyh. Azı doktorant oran büt otat. Şu üç öğüz, üç egiz gozudayı oluş ol yerde okuduk. Şeyh Muhammed Avvam'a uşul kitepti bütkönden giyin, Muhammed Avvam'a sıylık belirle turan bol kaldı. Sıylık belirlip El-İthneyniye degen Cidde'de bir organizasyon var. Şu dünyada İslam'a, fizikaya, matematikaya, şunday nerselerge katı hizmet kılganlarga sıylık belirle. Anan uşul yerge sıylık belirle turan bol, anan bizge çakuru belirle Şeyh Muhammed Avvam'a. Özünün güye ulaşık Şeyh Said Bağdaş benim. Allah'ım benim ustazım olan. Bizge şu çakırı verdi. Üç oyuna. Kırgızlardan. Şol İsneyniye'ye gelgil edip. Anam biz o şol cereye vardık. Şeyh Muhammed Avvam'a sıylık belirli. Şol kitabın carıka çıkartandık için. Bir alım o şol cerede aittı. Bu ümmetin kızmatı dedi. O şol 20 yıldan göbe ömürü getirdi. Şu kitabı carıka çıkartı için. Emnege, sebebi bizdin fatvalar, bizdin Hanafi mazhabtağı karmına turgan delillerin güptü şu kitapta. Bu yerde sahabalardın sözleri, sahabalardın fatvaları, tabiinlerin sözleri, tabiinlerin fatvaları ne şu yerde tıp tamam. Bilginiz gelse, o şu olacak var, okusanız biles. Sahabalar kanday fatva vergenken, sahabalar kanday hadisleri çeçmelegenken, ha? Eseptesiniz, yana 20'den aşmaydı. Andan kiyin ikinci kitap Musannaf Abdurrazzaq degen. Bul da oşo Musannaf. Oşo özü Musannaf degen nime? Sahaba tabiin jana başkalardan sahabalardan fatvaların sözlerin toptogon kitap. Sunan dese bul paygamberimizdin hüküm anlatırgan hadislerin toptolgon kitap bolat. Ha? Oşo Musannaf Abdurrazzaqtı Habibur Rahman el-A'zami degen dağı bir indiyalık çoğun hanafi alım carıka çıkaran. Al dağı bir 7-8 tomduk. O şöyle okuyunu okusanız bilesiz sahabalar kanti fatva bergen, tabiindir kanti fatva bergen, kanti çeşmelegen. Demek şu kitapter bizge delil bolup beret sahabalar Kur'an'da hadiste çok meseleler gözünü iştihat kılıp cevap etken. Bu kitapterdeki rivayetler. Delil bol. Oşonu şeyh ustazımız Salah Abul Hac aytat. Oşol yerde Kur'an'dan, sünnetten özleri istinbat kılıp hüküm çıkargan nerselerin görüyorsunlar eğer şu kitaplarda okusanlar dedi. Oşolardan arasından bir misal da koyalım. İbn Mesud radıyallahu anhu en çok ilimli sahabalardan birisi. Giyin Kufa'ya bargan sahabalardı birden bir ömürlerin izildegenimizde oşolcakta aytağız. Abdullah bin Mas'ud kanday ulu sahaba kendigen. Azır kışkaçarak aytıp koyun silerge gümmen bol olsun. Abdullah bin Mas'ud 6. bolup İslam'a gelgen sahaba. 1. Hadice Nevez anan Ali bol otpa Abu Bakır 6. bolup İslam'a gelgen sahaba. Minel Avail. En birinci İslam'a gelgenler. En imanı küştüğüler. Hiç kimden korkmaya imana gelgendirdi. Peygamberimizin canından hiç kaçan acırağanımız. Kaçan gana Mekke müşrikleri Müslümanlara ziyan beri atkanda Peygamberimiz buyruk verip Habeşe'ye, Efiyopya'ya göçkün, oşolcak'a göçkün. Oşonda gana Peygamberimizden biraz alıstap kalan bir ekip. Anan giyin Medine'ye Peygamberimizden gayrı gelip koşulgan. Hiç kaçan Peygamberimizden Abdullah ibn Mas'ud acırağanımız. Daima but kiyimini ondop, tayağını ondop, cennede cürgen. O Anas ibn Malik bu kızmatçısı. Abdullah ibn Mas'ud bu ilim algan şakirdi. Abdullah ibn Mas'ud'un ömrünü boyunca özünü çok uyuyuz. Kanday Allah, kanday ilimdi olgan. Peygamberimiz Abdullah ibn Mas'ud yönünde emne degen. Bizden Hanafi mazhabın negizi şu Abdullah ibn Mas'ud'a ortak kalmadı. Anı giyin aytağız. Şu Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu gelip böyle mesele sorup geldi. İnne raculen tezevvece imraten felem yefrid leha ve lem yemesha hatta mat. Bir adam bir ayalga üylenüptür. Aga mahrım berbeptir.
Jakındıkta kılbaptır, nige kıyılıptır, öyle ölüp kalıptır. Anan gelip Abdullah ibn Mas'ud'dan soruşturur, onun meselesi kanday olan. Fakala, Abdullah ibn Mas'ud ne? Akulu fiha bi ra'i. Bu canı meseleke, men özümdün oyun menen cevap verim dedi. Delil. Müçtehit mutlak ekendigine, Kur'an sünnette çok bosa özünün oyu menen çeçkeni sahabalardan delil. Akulu fiha bi ra'i. Özümdün oyun menen cevap veremin. Fe in kana savaban fe min Allah. Eğer demiş şunu meseleke men tuğra etkan bosam Allah Teala'dan. Ve in kana hata'an fe minni. Eğer de hata etkemiz al menden dedi. Menin ayı yok dedi. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn As kem ne dediler? Eğer de sen içtihat kılıp durup, sen müçtehit derecede cettin, içtihat kılıp durup, içtihat kılgan meselende tuğra aitken basan sana 10 sohb dedi. İçtihat kılıp durup, aitken meselede kata git kılatırım sana 1 sohb bulat. Müçtehitin kata gelgenini, kata gitgenine de sohb verilet. Ha bizden kata gitgenimizde tozok. Müçtehit, sebebi al müçtehit, mutlak al oşol fatva berüge akıllı adam. Akıllı bolgonduktan insan katarı kata gide turgan bozu da ka soğup berliyor. Biz kata gitsek, Kudayım saklasın. Oşon için müçtehit mutlaklar di erçü millet. Sebebi alardın iliminde kepillik var. Alardın yolu tuğra, alardın tüşünügü tunuk. Oşon için alarda iptat eğer de fatva bersen, tuğra etsen on soğup, kata etsen bir sorap. Biz emez. Kat'an biz emez. Bekem şu işin valla. Her günümüz özüz koyu olaydı. Anday ola turgan bolsa, men de aytsam, tigi de ayta verse din bozulmayıp, her gün söyleyi verse dindin atınan. Müçtehit mutlaklar gana söyleş kerek. A müçtehit mutlak bolsa o oyu menen kata ketpeydi ol. Anın oyu, anın ilimi anı kata ketirtpeydi. İnsan katarı kata ketişi mümkün. Birok, alim qatarı, müçtehit qatarı oğunçuluk bilen qata ketmeydi. Ne dedi? Eştehidü firai. Tuğra bola turgan bolsa Allah Taala'dan dedi. Qata bolsa menden dedi. Qata bolsa da Allah Taala'dan degen joq, ne? Men aga dedi. Munoga oşol ayalga. Özünün ayaldarında, özünün jakın oşol ayaldın jakındarının mahırı qanday bolsa oşondoy mahır berilet dedi. Sebebi mahırın aytpastan ölüp qalgan da. Emi özünün tuğandarından, atalaş tuğandarından mahır kança. Kız bosa kız, gelin bosa gelin, sulu bosa sulu, ilimdi bosa ilimdi, oşoğa karap, özünün ecelerinden, apalarından, atası taraftan, ha? Atası taraftan ecelerinden karap durup, oşoğunun mahırın beriş gerek dedi. Azaytpay, goyitpestön. Anan, Maqal ibn-i Sinan el-Eşşâ'i degen bir sahaba turdu dağı, ya men sağa güvölük berem dedi. Men paygambar uzun da şu sen aytkanday kılıp öküm kılganın uktum ele men dedi. E tura dedi. Sen aytkanın tura. Paygambar uzun fatva bergen mi dedi. Men ukkan emes kim? Şunu aytken mi? O. Sahabalar birin birin topta birin birin kurap birin birin toluktap durganlar. Astagfirullah bizdikilerde ev alıp biz kişine kata gelip basar çıkıp kıyıkırıp çıkmaydı da. Ha? Anan giyin açıyorsa gelip ikincisi cevap vermeydi. Sahabalar da Allah radıyallahu anhum ve radıvanı. Onun için Allah Teala alar tirü mezgilinde beyişke gire turganı da var. Beyişke gire süyünçülüngün tirüsünde sen beyişke giresin. Allah sahabalar. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan menin sahabalarıma hiç kimin jetpeysiñer. Eğer de Uhud toosunday altındı sarptap men sahabalarıma jetem desiñer jetpeysiñer. Jetpeydi hiç kim. Ana Maqal ibn-i Sinan el-Eşşâ'i ne dedi? Men Peygamber uzdun uşunday de sen aytkınga jakın kılıp fatva bergen nuktum ele dese. Uşunday uşunday dedi öyle Peygamber dedi. Fariha. Şunçalık kuvanıp ve kabbara. Allahu akbar. Allahu akbar de tekbir aydı. Menin oyum Peygamberimizin oyuna tura geldi. Emi anca mınca nerseleri de mümkün. Sahabalar da bilbeyi kalırsa mümkün. İkincisi tuttu. Birincisi, ikincisi birin doluktap gidiyordu. Buna uşul Abdullah ibn Mas'ud'un
bul. Meselesi sahabalar özlerinin oyu menen fatva bergendigine delil. Hem sahabaların fatva bere turganda da aytty. Alardın içinde Abdullah bin Mas'ud'da dağı aytkamız. Emi İmam Kauser rahmetullah aleyhi oşol joğurcakta Abdullah bin Mas'ud'un cana oşul mesele boyunca özünün fikrini aytat. Emne sebepten İmam Kauser'in sözün biz güp delil geltiriyoruz. Sebebi akırkı mezgildeki Şeyhül İslam ehlül bid'a'a bid'atçılarga bekem turup oşolga joo bergen insan bu İmam Kauser bolgon. Oşol mezgildeki kanday Hanefi mazhabka je bolbosa tört mazhabtın alımlarına jaman söz söylögön janagı mazhabsızdarga en katu joop bergen kişi oşol bolgon. Bizim ustaz Şeyh Tarık aytat, İmam Kauser rahmetullah aleyhi tilile oor bolgon, birok maselesi ayabay küçtü bolgon. Açuusu gelgende tigi mazhabsızdar sökkende. Birok maselesinde söz jok. İmam Kauser mide vel kavlul muhattam en fuqaha sahaba ve tabi'in ve tabi'ihim jaru alal kavl bi ra'y. Ha? Eme aytat hiç gümönsüz dalil değil. Fuqaha sahabalar cana tabi'in der cana tabi'in der çok meselelerde özür içtihat kılıp oyumunun cevap veriyen dedi. İstinbat hukmun nazile minen nas. Sünnetlerden, hadislerden çıkarıp cevap verişken dedi. Ve hâdâ minel icma'at elleti la sebîle ilâ inkârihâ. Bu alımdan icma' bulgun mesele dedi. Sahabalar tabi'inde de özlerinin oyumunun hükümlerde çıkarken bu neseni cokko çıkaruğa mümkün emez. Buğa icma' bulgun alımlar dedi. Emi ikinci dağı ayta turgan nerse, birincisi Peygamberimizin sahabaları müştehit mutlaklar belgülü, bırak Peygamberimizin yolu menen, Peygamberi üretken yolu menen getken. Peygamberimiz dağı başka neseni üretken, ilimsizler ilimdülördü erçünü dağı Peygamber üretken. Ağa Allah Teala'dan Kur'an çıkın dağı aytıgı. Zikir eylerinden surağıyla eğer bilbesen her degen. Emi sahabalar özlerinden paziletti, özünün ilimdülördü daim erçişken. Oşoğu azı bir delil getiriyoruz. Jo mendere sahabam, paygambardı mendere görgüm, mendere ni padarak mı sağa devle kalbastan özünün ilimdülördü yetişken. Buğa bir sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aleykum bis sünneti ve sünneti hulefâ'r râşidîn el mehdiyyin. Siler ey Müslümanlar menin sünnetim erçigile anan hulefâ'r râşidîn sünnetin erçigile dedi. İyi bizde iki sünnet var mı? Peygamberimizin sünneti hulefâ'r râşidîn sünneti var mı? Yok. Peygamberimizin sünneti. Giyin Hulefâ-i Raşidinler bir fatva veriyor ama sonra yer çekilir deyken söz. Benim sünnetimdir. Ve sünnet-i Hulefâ-i Raşidin tuğra yolda görgözgün Hulefâ benim doğru masarlarım yer çekilir. Alar kimdir? Abu Bakır, Umar, Uthman ve Ali radıyallahu anhum. O şu an yer çekilir deyken sözün sahabalar şunda bekem varmakan. Başka sahabalar şu törtünü tört halifadan sürekan. Özlüğü iştihat kılgan mes. Güvünçösü, müştehit mutlak emes sahabalar da. Oşol törtü önüm varıp sürağın. Sebebi anı bekem karmakla degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis var. Emi oşoğa delil katarı Abu Bakır radıyallahu anhu'nun bir meselesini delilge geldirelim. Felemme su'ile Abu Bakır radıyallahu anhu anil kelala. Abu Bakır radıyallahu anhu halife olup durganda adamlar gelip kelale degen meselede soradı. Kelale degen nimne? Kelale degen nese in kana raculun ya raculun yurasu kelaleten deyip Nisa suresinin 12. ayetine gelip. Eğer de bir adam ölgün olsa yurisu kelaleten. İn kelale degen nimne? Dese düşünmeye kaldı adamlar. Kelalem ne kendigen? Abu Bakır radıyallahu anh'dan gelip soraganda kale
inni sa'qulu fiha bi ra'yi. Men şu meselen özüm oyun menen ijtihad kılıp aytam. Şu müjtahid mutlak. Ne dedi? Fa in kana savaban fa min Allah. Canağılı Abdullah bin Mas'ud. Tarbiye bir. Aytkan sözü de bir çıkardı. Canağı Abdullah bin Mas'ud şunu dedi de. Eğer tuğra ola oturgan bolsa fa min Allah, Allah Taala'dan. Men okumuş bolgandığı için, men krasavçık bolgandığı için, ana men kitepti gö okugandığım için tuğra emes. Eğer men tuğra aytkan bolsam bu Allah Taala'dan. Maşallah. Ve in kana hata hataan فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ Abu Bakır şeytanı koşup koydu. Cana minni de Abdullah bin Mas'ud özünle aytkan. Eğer kata olsa menden dediler. Abu Bakır ne dedi? Kata olup kalatıramsa minde, menden ana şeytan. Beni azgırıp şu tura mes fikir verip duru cevap verip koşu mümkün. اَرَاهُ مَا خَلَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ Bir adam ölse, anın atası da, balası da çok bulgun olsa muras alıyor da. Bu muras meselesinde. Bir adam kaza olup kaldı, anın atası da yok, balası da yok. Usulü daha çok, furu'u daha çok deyen söz. O şunun ne deyip dese bunu kelale deyip. Anın ağaları, avaları kalan murası toşuluğu bölüp verin. Hayattaki kelale maksatı ne dese, kelale deyen bir adam ölüp, anın atası da, balası da çok olsa, atası ötüp etken, balları daha çok. O şunun kelale deyip ayıp dedi. O şunun kelale deyip, Abu Bakır radıyallahu anh'ım ne dedi? اَشْتَهِدُ بِرَئِي Men özüm oyun menen aytam dedi dağı. Al, atası dağı, balası yoktu, kelala deyiz dedi. Emi oşendi fatva verildi dağı, oşol masele çeçildi. Oşondan beri biz kelala emnedisi oşendi fatva verip geri tağız. Abu Bakır'da erçip. Sebe Peygamber oğuz bine, meni sünnetimdü, cana Hulefa Raşidin sünnetini erçikle degen, erçiyiz. Bunu Peygamber'e aytkan emez. Kim aytıdat? Abu Bakır aytıdat. Oşun için Hanefi mazhaptan, başka mazhaptan artıkçılığı. Biz Kur'an, sünnet, icma atalağız, anan kavlu sahaba ve fi'lu sahaba. Sahabaların sözün dağı, sahabaların amalı da bizde delil alınadı. Başka mazhaptan yok bu. Bu Hanefi mazhaptan artıkçılığı. Ne sebepten Abu Hanife bu ereceğini koydum? Ne sebepten sahabalar? Sahaba dese de bağırdıkları sahabaların amalları, bağırdıkları sahabaların fatvaları emez. Müctehit mutlak sahabaların sözleri, fatvaları, kovulları, amalları. Sebebi sahabalar Peygamberimizin yoluna karşı hiç nesini kılmaydı. Alar kılgan olsa şeriatın çekinde kılat, şeriatın ericesimine kılat. Şunca da bir neyse esime geldi. Benim cürevimi orutkan bir mesele. Daima Ramazan gelgende, Ramazan gelgende, Ramazan gelgende, şu neyse kaytalan başlaydı. Taravihti kança reket okuyoruz. Müctehit mutlaklar çıkart. 7-8 ile reket okuş gerekti. Çok 20 reket okuyoruz. 20 reket okuganga sahabalar icma kılgan. Sahabaların söz elemez. İcma kılgan. Bütün döy sahaba Umar ibn Hattab'ın mezgilinde taravihti Umar ibn Hattab 20 hareket kılıp Ubey ibn Ka'b'ı imam kılıp 20 hareket okuysunlar. Kur'an'da baştan ayak hatim kılavuz dedi. Bardık sahabalar makul oldu. İcma oldu. Sahabaların icma'ına karşı çıkı aytpayla koyayım ne oladı? İmanın canlaş gerek. Sahabalar Umar ibn Hattab'tan beri uşul günge çeyin, tört mazhab, dünyada alımdın bardığı 20 reket okup geliyordu. Anan ile canağı cemaat çıktı, biz 8 reket okuyoruz. Emniye 8 reket okuyoruz. Sebebi Ayşe'nin evden şunday hadis gelirken Peygamberimiz Ramazan'da da Ramazan sırkasında da 8 reketten göğe okuyanı mesken. Abi optur al, nafil okuyan. Umar ibn Hattab bu cedde 20 reket okuladı bizge bekit odat. Peygamber oğuz menin sünnetimi algıla, Hulefa Raşid'in sünnetini algıla diye buyruk verdi bizge. Ne sebepten albaysın söz o men albaydı. Özlüyorun, özlüyorun düşünügün, özlüyorun alımların düşünügün sahabalardan çoğur boydu. Umar ibn Hattab aytsa ayta versin, biz 8 reket okuyuz, oku atacak. Umar ibn Hattab Halifalık mezginde 20 reket okudu. Osman'ın halifalığında 20 reket okudu. Ali'nin mezginde 20 reket okudu. Ay koyçu şu mezgil geçeyin 20 reket okup geliyordu.
Alar etat yok de. Biz 8. Demek sen kim derçi atasın? Kana senin sünnetti, selefti, hadisti, delil derçi genin. Sahabalar selef mi? Selefti erçi itirgan olsun. Özün selefimin desen. Ne Umar bin Hattab'tın, başka sahabalardın icma' bulgun 20 hareketini okuvaysın sen. Baştartasın. Demek sende bir nesi var. Biz bilmeyen. Sahabalar hiç kimisi karşı çıkan emez. Hazır ki bizim adamları karşı çıkan değil. Umar bin Hattab 20 hareket dedi, 20 hareket. Bu oldu. Hiç kim icma' sukuti dedi. Bir daha sahaba karşı çıkan emez. Bu oldu. 20 hareket kıldım. Bismillah. Şeriata karşı gelme ya bismillah. Anam Umar bin Hattab şu kandaysa onun cakşı bidat dedi. Bidat deyken canı payda olan dedi. İmanın tekereğindeki söz de etme. Gitti. Biz erçiyiz sahabalarda. Selefti biz selefiyiz. Sile casalmasınlar. Ama o şey intip Abu Bakır radıyallahu anhu kelaleden o şey intip fatva verdi mi? Fatva bergenden giyin felemme istekhlefe Umar. Umar radıyallahu anh'u halife olguğunda Umar'dan da usurap gelişti. Kelale boyunca ne diyorsun sen? Senin kanda oyun var. Abu Bakır kelale degendi bir adam ölüp anın atası dağı balası da kalbağandı kelale dediler. Sen kanda diyorsun de benim gey ülkede adamlar var demişim. Kanda diyorsun. Bizde de bol otpay o. Tiki ağlımda bir sürü onu bilet andan hukuk gelip senden suraydı. Hukukunu kayraştırat. YouTube'a çıkarat, düğüne komentari yazat. Diyeyim, bunday. Allah. Andan göre oturup, o şu alımların savağında, kaysi kitapten okutatken, o şu kitapte kişi de karap koysun, o şaka ilim payda oladı şu için. Atayın adamlar varken, menden bir suraşat dağı, men çoğu mugat dağı, nark savağı var, nark alınan savağı. Andan bari tekiye varat. O şey deyip, orada da fitne çıkarat. O şunda öyle Umar bin Hattab'a daha gelgen o şeydi. Ne kılavuz dedi? Halife olup kaldığına taksırım. Kelele boyunca kandayı desin. Abu Bakır için tip etken sen kandayı desin. Dese, ben Allah Teala'dan uyalamın dedi. Abu Bakır aytkan her şeye karşı söylüyorum dedi. Abu Bakır kelele şunday dedi. Bismillah kelele şunday. Azırkı mezgül geçeyin kelele şunday çeşilip giydin. Bizim Hanafi mezhepte de şunday çeşilip. Başka mazhabta da kanday bilmeyim. Sebebi ben mutakassis, Hanafi mazhabının, Hanbali mazhabta kanday mutakassis min, hadis min. Sebebi iki mazhabta okuam. Şunu bir yerde Hanbali mazhabta aitmayayım. Ötkünde bir öme ait yazı yiptir. Sen Hanbali mazhabta söyle bilmeyken deyin, söyle öyle koy, boysun bu. Ne men aitik de, kızdı görgünde, bizde şu betin kolun görüyorsun, bol, ülünü atkanda. Hanbali mazhabta, şunday da fatva var, da çarçıp açın, da ayak bayağında karasa bolot deyin. Bu ülünü atkanda zarılçılık için. Hanbali mezhepte şunday kavul var, fıkhta şunday kavul var desem, böyle yazıp koyup da sen Hanbali mezhepte bilmeyenin gibi ne söylüyorsun? Hanbali mezhepte ben hadis ben, 15 yıl okuyam Hanbali mezhepte. Dokumentim var Hanbali mezhepte bütü degen. Cindi degen dokumenti var deyip o. Ben Hanbali mezhepten hadis degen dokumentim var benim. Ben Hanafi mazhabtı sırttan, ustazlardan, şeyhlerden okuyamın. Özüm hadis dediğim boyunca Hanbali mazhab. O şöyle iki mazhabtan söyleyeyim. Bolgunu Kırgızistan'da Hanbali mazhab çoğu için Hanafi de söylüyor adam. Bu mahtanım emez. Hem gedeği adamlar şimdi ne mi kalat sen dedi. Kanda yakın var dedi Hanbali mazhabtan söylüyor onu. O şol başka mazhablarda bilmeyin. Bizi Hanafi mazhabta hazır kaçayın kelele buna uçul meselemeyen çeçilet. Kanday? Umar ibn Hattab, Abu Bakır aytkan nerseye men karşı çıkpayım dedi. Mına ki, salaf. Mına paygambarızın tarbiyasını görmen. Ana sen, sahabaların icmağına karşı çıkartasın, 8 reket okuyayım dedi. Allah. Acana şu cereye gelip toktat öyle, ondan yine daha kızıklar, yine sabahta olalım inşallah. Hazır soru cevapları olalımken, vakti az kaldı da. Ve sallallahu teala khayri halkı Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Emki savakta azı men aytayın dedim öyle. Emki savakta emoşul alımlar bardığıyla Kur'an sünnetten hüküm çıkarağız da öyle çıkarğan açar. Müştehit mutlaklar çıkarat, sahabalar çıkardı devatavuz.
Эми өкүм ала турган аят канча, өкүм ала турган хадис канча, кийинки сабагыбызда айтабыз. Бардыгы эле Курандын бардыгы эле өкүм ала турганбы? Жок. Кийинки сабагыбызда айтабыз иншалла. Дагы мына жерде айта турган маселелерим бар эле, ага жетишпей калдык. Ва саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Жашыл выделение дар атты бузабы. Бул аялдарга байланыштуу маселе. Шу мен эмне сөзүн айттым, себеби интернеттен келген суроолор да бар да, анан бул жерде таң калбасың да. Аялдарга байланыштуу болгон маселе. Выделение деген ушу аялдардын ауретинен келип турган бир суу. Ушундай суу болот экен. Аны ифразат деп шариятыбызда ошентип айтылат. Эми бизде ушундай эреже бар да, эки ауреттен чыккан нерсе даратты бузат деген. Ал дагы чыгып атат. Эми ошол нерсе даратты буза турган болсо, аялдар 24 саат дарат алыш керек болот да. Ал токтобой тынбай келет экен да. Ушундай маселе экен. Эми Аллах Таала аларды ошондой кылып жараттыр. Эми ушул аялдар даратты эмне болот эми? Бул боюнча имам Абу Ханифа рахматуллах алейхи рутубатул фарж, ошол аялдын ауретиндеги тер деп же болбосо нымдуулук деп айтып, тахир таза дептир Абу Ханифа. Тахир болгондон кийин ал даратты бузбайт. Буга акыркы бул ушул жүз жылдыктын эң чоң аалымы имам Мустафа Заркадагы выделение, ошол аялдардын ауреттен келген суу даратты бузбайт болду. Ошол дарат албастан деле чыкса деле намазын окуп орозосун кармай берсе, Куранын окуй берсе болот дейт. Себеби биздин чыга турган нерсе нажас болгондо гана даратты бузат. Эгер нажас болбосо даратты бузбайт. Ошого имам Абу Ханифа рахматуллах алейхи муну тахир таза дегенден кийин, демек бул даратты бузбайт деген фатва берилет. Бул жаңы фатвалардан. Субханалла, ушул маселе боюнча Чубак ажы, анда мен Меккеде элем, Чубак ажы сураганда, ушуну карап койчу, менин убактым болбойт атат дегенде, ошого жазып Чубак ажыга жөнөткөм ушул маселени китептерден таап. Кийин Чубак ажы ошол өзү дагы башка жактардан карап туруп, анан кийин ушуга фатва берген, дарат бузулбайт деп. Бирок дарат бузулбайт десе бардыгы эле эмес, балки тунук ак чыккан гана выделенияда. Эгерде ал кара же күрөң, жашыл, бул жерде жашыл деп атпайбы, башка түстөгү выделение келе турган болсо, анда бул нерсе даратты бузат. Демек сиз больницага көрүнүшүңүз керек болот, дарыланышыңыз керек, бир проблема бар. Себеби өзү выделение ак тунук абалда чыгышы керек. Эгерде түнү түсү өзгөрүп башкача кара, күрөң, кызыл болуп келе турган болсо, ал даратты бузат. 11-чи суроо: чет өлкөдө отелде официант болуп иштесе болобу? Чет өлкөдө дегенде эми биздин жарандарыбыз көбүнчө Россияда иштейт, Европада иштейт, Кореяда иштейт. Демек чет өлкөдө дегени ошол жактагы иштеген официанттар болушу мүмкүн. Эми ал жерде ар кандай нерсе болот. Чочконун этинен жасалган тамак болушу мүмкүн, арак болушу мүмкүн, пиво болушу мүмкүн. Мына ушундан улам бул адам эмне кылып атат? Өзү бир кыйналып сурап аткан жери бар. Демек ошондой болуп иштеген адамдар чочконун этинен тамак жасалынса, официант барып ташып бериш керек да, заказ алыш керек. Же болбосо арак заказ кылса, барып арагын алып кеп бериш керек. Пиво заказ кылса, пивосун алып кеп бериш керек. Эми ушунун маселеси кандай болот? Негизи аль-муфти, же болбосо адамдарга фатва берген адам мүмкүн болушунча шариаттагы эрежелер менен, ошол шариаттагы айтылган маселе менен жеңил кылып чечип бериш керек. Муфтидин иши адамдарга жеңилдик алып бериш керек. Ал эми болбойт, ишиң өзгөрт, башка жака барып иште деген ар бир адам айта алат. Сиздер бул деле айта берет. Бардык айтат. Сонун эң жакшы жооп. Иштебей эле кой, башка жака барып иште. Башка жака барса деле ошондой да. Европанын бул ашканадан чыктым, тиги ашканага барсаң деле ошондой. Бул кафеге барсаң деле ошондой, тиги ресторанга барсаң деле ошондой. Анан ошол жака иштегени балган адам эмне кылыш керек? Демек адамдын маселесин чечип бериш керек. Жөн эле башка жака барып иште деп коюу ар бир адамдын колунан келет. Эми биз ушуну тереңирээк карай турган болсок, чочконун этинен жасалынган же болбосо арам нерселерден жасалынган тамактарды заказ берсе, алып келип берип койгон зыяны жок.
Ага шариаттын тыюусу жок. Алып келдиң, алып келип берип койдуң. А? Анын эч кандай шариатта тыюу жок. Бизде бир коркунучтуу маселе бул арак маселесинде, пиво, ичимдик, алкоголь маселесинде. Себеби көп адамдар хадисти угуп калгандагы ал хадисте аракты куйгандагы, ичкендеги, сыккандагы, тарткандагы, бергендеги, ташыгандагы бардыгы Аллахтын аларты болсун деген хадисти окуйт дагы болду. Арак боюнча маселени эмне кылат? Оорлотуп салат. Ошого биз айтканбыз. Фатва бергенде хадистен фатва берилбейт. Фик менен фатва берилет. Хадисти муштахид мутлактар карап, андан өкүм чыгарып коёт. Сен талибул илим же болбосо устаз муштахид мутлактардын жазып койгон эрежелерин фикти гана элдерге жеткизип бер. Куран хадиске өзүң башыңды тыкпаган. Сенин акың да жок. Себеби муштахид мутлактар гана Куран хадистен өкүм ала алат. Калгандар эмнеге мазхаб кармап атабыз биз? Чувак устаздын бир айткан жакшы сөзү бар да. Мынтип азыркы адамдарды карап отурсаң дейт. Мынтип ханафи болуп кетип атат, вахаби болуп кетет дейт. Кийин шафиге чыгып кетет дейт. Эмнеге? Эрежени билбегендиктен өзү билип аралап жүрөт. Ханафисиңби? Ханафи мазхабтагы китептерден чечпер. Куран сүннөттөн өкүм алганга сенин акың жок. Шарият ушундай дейт. Муштахид мутлактарды мазхаб кармап атабызбы? Мазхаб кармайбыз дегенибиз, же болсо мазхаб кармаш важип дегендигибиз, биз Куран менен хадистен өкүм ала албайбыз, Абу Ханифа бизге чыгарып берсин деген сөз да. Эми ошол хадисти түз көрүп алып туруп, фатва чыгарбастан фикка кайтышыбыз керек. Фик да эмне дейт? Имам Аль-Маусили өзүнүн Ихтияр деген китебинде Та'лилил Мухтар, Имам Мухтар өзүнүн Маусилидин Мухтар деген китебине жазган шархында, Та'лилинде Ихтияр да эмне дейт? Ушул хадисти келтирип, бизде шариатыбызда арак маселесинде тыйылынган үч нерсе. Бул неме имам Маусили Ихтиярда бирби, эки нерсени айтат, башка китептерде үч нерсени айтат. Ошону жам кылып айтабыз. Арак маселесинде бизге тыйылынган үч нерсе бар. Биринчиси, ичкен бизге арам. Тыйылынган. Болбойт, эч кандай жол жок. Жасаган арам. Эмне жасап атасың? Жок, жасаба. Үчүнчүсү саткан. Эмне саттасың? Тапкан акчаң арам. Ичсең арам. Жасасаң арам. Баягы хадисте айтылынган нерселердин үчөөсү гана сен милдет кылым, сен сактана турган нерсе ушул үчөө. Ичпейсиң, жасабайсың, сатпайсың. Калган нерселерчи? Куюп берген, ташып берген, жүктөп койгон ал маселелерди макрунун бил маасия дейт. Ошону эгерде ташып берип атканда күнөөнү ниет кыла турган болсоң, ушу ичсин же бир нерсе кылсын деген. Ниет кылсаң ошондо күнөөкөр болосуң. Жөн эле жеткизип берүү арам эмес деп Ихтияр китебинде айтат. Эртең муну да уккандар бирок кыйкырып чыгышы мүмкүн. Олжо аракты адал кылып атат депчи. Мен эмес. Имам Абу Ханифанын мазхабында ушундай. Арам кылган нерсе үч нерсе. Калгандар макрунун бил маасия. Ошондо жеткизүүдө, сыгууда, алып берүүдө күнөөнү ниет кылган болсоң күнөөкөр болосуң. Жөн эле өзүң жаман көргөн абалда, айлаң жок, иштеп атып гана апарып берсең күнөөкөр болбойсуң. Ошого биз мисал келтиргенбиз. Бир адам таксист болсо, Ош менен Бишкекке каттайт. А хадисти алсаң, ташуу жеткизүүдө арам деп турат. Хадистен өкүм албаш керек негизи. Эгерде алса, таксист бирөө жүк жүктөдү, клиент. Сумканын ичи толу арак болсо, аны сен каяктан билесиң анын ичинде эмне бар экенин? Жүктөйсүң, адамды апарып Ошко жеткизесиң. Оштун Бишкекке жеткизесиң. Же болбосо ар бир таксисттин ичин чукуп чыгасыңбы сен? Жүктөрүн, арак сарак жокпу? Мен сени ташып алам. Ташыган адам кандай ниетте ташып атат, ошонусуна жараша күнөөкөр болот. Ошого биздин ханафи мазхабтагы эрежеге салсак, үч нерсе арам, калгандары күнөөнү максат кылса арам болот. Ушу менен аракты ичсин, ушу менен арак таркалынсын, ушуну адамдарды мас кылалы, жакшы болду деген, же болсо жардам берели, же ошол ичкенин жакшы көрүп, ушундай макрунун бил маасия. Күнөөнү максат кылынган болсо гана, мужаррат жөн эле жеткизип берүү эчтеке болбойт. Биздин фик китептерине башка да бир маселени айтат. Эгерде бир зимми дейт, зимми деген капыр мамлекетинде жашаган, мусулман мамлекетинде жашаган капыр.
Алар өзлөрү чочко багып, арак жасап, бири-бири менен сатып жашай беретилер. Болгону бизге налог төлөйт. Сен эгерде бир адам мусулманды зимми айтса, менин арагымды бул жерден тиги жерге жеткизип берсе, акча берем десе, тапкан акчасы адал болсо адал дейт. Жеткизип берип коёр, акчасын ала бересин. Дагы бир башкасын айтат, бирөөнүн чочкосу бар дейт. Чочкосун багыш керек экен, адам жок. Адам издеп атат, чочкоону багып бер, айлыгын 5000 доллар берем десе, мусулман апарып, адам барып чочкосун кайтарып, акчасын алса, ошол акча адалбы десе, Ханафи мазхабта адал дейт. Бу китептерде жазылган, менин оюм эмес. Болгону адамдарга жеңилдик кылалы, ошентип ошол официант болуп иштегендер болсо, ошол жаман көргөн абалында жеткизип берип коесун, иштей берсин, иншалла. Тапкан акчасы адал болот. Мен мисалы кафе болсо, ошол жакка өзүлөрү алып келип ичип кетсек, мисалы меники болсо. Жазып коюңуз. Арак ичкенге арам деп. Аз жазып койгон а? Или кафелерге, адал кафелерге, адал чайханаларга кирсеңиз, тамеки чеккенге, алкоголь ичимдиктерин киргенге тыюу салынат. Штрафы 5000 сом. Жазып коюңуз. Бирөө кирип калат болсо 5000 чыгарып аласыз. Же болбосо кууп чыгасыз. Билбей калсаңыз күнөө эмес. Сиз жазып койдуңуз, болду. Эми ар бирин карап отурасың, ар сумкаң аччы деп, э? Менин суроом деп, мисалы бир бирөө аалым болгусу келсе, сиздей же чувак устаздай дейт, машалла. Анан жашыраак кезинде маани бербестен чоң күнөө кылып койсо, мисалы зина, арак ичип, намазды калтырып айтор чоң күнөөлөр дейт. Анан ошол кылган күнөөсүнө тоба кылса жана чын дилинен илим алам деп илим жолуна аттанса, ал адам чоң аалым боло алабы же болбосо ал адамдын илими илим алган күндө деле сабактары шектүү болуп калабы дейт. Мындай таксирим. Бардык адам баласы күнөө кылат. Күнөө кылбаган адам жок. Бирок ошолордун эң жакшысы тоба кылгандар. Тоба кылгандан кийин тоба кылган адам энеден жаңы төрөлгөндөй тазарат. Ошон үчүн дайыма тоба кылышыбыз керек. Аллах Таала хадис кудусиде айтат: "Менин пенделерим күнөө кылып тоба кылгандан чарчабаса эле, мен аларды кечиргенден чарчабайм" деген. Мен кечиргенден тажабайм. Тоба кыла бериш керек, Аллах Таала тобаны кечирет. Тобаны кабыл кылат. Эми ар бир адам бир күнөө кылып койгон болушу мүмкүн. Күнөө кылгандан кийин кайра артка кайтып тоба кыла турган болсо, Аллах Таала өзүнүн тобасын кабыл кылат. Эми аалым болууну кааласаңыз, менде эмес чубага жыдай, аалым болууну кааласаңыз, иншаалла аракет кылып, илим алып аракет кыла бериңиз. Тоба кылгандан кийин болду, мурдагы нерсеңиздин баары жуулуп кетти. Иншаалла сизден дагы чоң аалымдар чыгат. Сахабалар кандай эле? Сахабалар исламга келгенге чейин кандай эле? Эмнелерди гана кылган эмес? Арак ичкен, арак ичкен, башка баардык кылган сахабалар болгон. Бирок ислам келгенден кийин, исламдын чакырыгына жооп берип, бардыгы тоба кылып ислам жолуна түштү, эмне деген инсандар тарбияланып чыкты. Ар бири өзүнчө бир аалам болду. Демек ал мурдагы өткөн ишке салават. Эми аракет кылып, үмүт үзбөстөн илим ала бериңиз, иншаалла сиздин араңыздан дагы чоң аалымдар чыгат. Эч качан адам өзүнүн күнөөсүн адамдарга ашкере кылбаш керек. Аллах Таала сени жашырып, сенин күнөөңдү бекитип, элдерге шерменде кылбаган болсо, өзүң эмне өзүңдү өзүң шерменде кыласың? Аллах Таала ушундай мээримдүү зат, сенин күнөөңдү элдерге жашырып катып койсо, аны элдин астына ашкере кылуу бул эмне болот? Күнөө болот. Аллах Таала сени катып койдубу? Эч ким сенин күнөөңдү көргөн жокпу? Аллахка шүгүр айтканда тобаңды кылып, жолду узартып, кайра илим алып исламга кызмат кыла бериң. Иншаалла арабыздан ошондой адамдар дагы иншаалла аалым болуп чыгат. Суроом бар эле, алдын ала кечирим сурайм. Кечирим суроонун кереги жок. Аял кишинин айызы келген учурда эркек киши чыдабай аялдын буттарынын арасына жакындык кылып койсо арам болуп калабы? Эми адам кичине эриктүү болуш керек, адам тарбиялуу болуш керек. Адам деген, эркек деген мындай бир олуттуу болуш керек да. Аялдардын ошол үзүрлүү убактысы 6 күн, 7 күн. Ашып кетсе 8 күн. Эми ошол күнү чыдап койсо эч нерсе болбойт. Адам өзүнүн кадырын жогорураак караш керек, э? Анан кийин дагы Мыктыбек Арсланбек деген акебиз бар. Ошол киши айтат.
Eğer bir adam da bir layal olsa, al ayız olsa ayız, nifas olsa nifas bulat deydi. Ana neyim kişine çıdap koş gerek dağı, anan neyim koş gerek. Burak bizde şariat iliminde şimdi vaytırat, hanafi maskaptı. Eğer uşunday bulat olmasa, ayalının oşol cağınan başka cağın koldan konu mümkün. Ursat, öp cıttap başka kılganga bulat. Al caka, cakınlık kılbaş gerek. Özüne de cakınlık kılbaş gerek, cakın yerine de cakınlık kılbaş gerek. Saktanış gerek. Emi özüne mez, başka cağına şunda cakınlık kılıp koyu oturgan bolsa, cana butlarına de. İnşallah Allah'ın geçirgen bolsun. Emi şunu kayra kaytalabaş gerek. Bırak bir saktanış gerek. Başka bilmeyim emine de ait işte. Adam özünü saktanış gerek de uşul nerseden alıs bolganı cakşı. Ustaz eğer Bağımdat'ın sünnetin oku yelek bolsan, cemaat parızını baştap ciberse sünneti parızdan kiyin oku koysa bolu verevi, ce oku ay kalıp getevi dedik. Son sıra okuyayım maşallah. Erteminen geldiniz, üyünüzde sünneti okup gelseniz, üyünüz yakın olsa bu ayı sonun bulur. Eğer de sünneti okuyanla üyünüzde mümkünçülük bol olsa, daha o gelip birinci işiniz sünneti oku alışınız gerek. Eğer siz meçitke gelseniz, cemaat Bağımdat namazın parzın baştap kalan bolsa. Bir ile Bağımdat'tık emez, asırdık da. Neme, peşindik de. Biz Bağımdat'a cevap verelim. Bağımdat'ta gelseniz parzı baştap kalan bolsa karayız. İmamdı tanıgan bolsanız. Al imam uzunrak oku. Özü Bağımdat'ta uzunrak okuş gerek. Uzunrak okuyturgan bolsa, birinci rekette bol oturgan bolsa. Siz meçitin bunday, no, meçitin içinde bes, narcaktan, oncaktan var o, çekeler. Oşolcakta sünnetti okup durup kayra gelseniz, cemaatka yetişüge gözünüz yetse, daha o meçidin sırtına çakalasta iki reket sünnetti tezirek okuyuz. Özü Bağımdat'ın sünnetin tez oku sünnet. Peygamberimizden hadis gelet, Ayşe'ne özellet, Bağımdat'ın sünnetin Peygamberimiz okuyanda Fatiha'nı okudu, okuadı bu degen oyda kalatılık dedi. Tez oku. Tezra okup, daro cemaatka giresta, cemaatka koştas, Kudayim berdi sizge. Sebebi Bağımdat'tın aslında iki reket sünnet bulduğuna, cana bulduğuna nesledin, bardığından cakşırak degen Peygamberimiz. Anan, karasanız ikinci reket bulup kalıptır, cevul bosa, imam muhtap kalıp, çünkü öyle bir adam imamlıkka çıkıp kalıptır, alıp de Fatiha'ndan giyin, alem tere kayfanı okup, bir nesel bütürüyet de. Karasanız bütürüyet durgan bolsa, sünnette okuvaysa, daro gelip parzga koşlas. Sebebi parızdın cemaatını sonuna yetip kalış gerek. Anan giyin, anı okugandan giyin, sünnette okuvay, sünnet kılıp gitti. Bizim Hanafi mazhabda sünnette okuvay, parız okulgandan sünnet kılıp gitti. Kudayga geçirim sırayız, Kudaydan tilek sırayız, tilek kılas, giyinki namazlarda sünnetim kalvasın de. Anan gevki alımlar aytkan, gün çıkkandan giyin, duhan vaktisinde okup koysun deyit, al karızımız, cungana bir nefili retinde. Başka bir mazhablarda anı okuş gerek de biz Hanafi mazhabda ayta vereydi, kalıp gider. Uşuğa olay bir soru, eğer de kokustan bir o Bağımdat namazın uktap kaldı, Kudayım özü geçirgen basın. Sünneti de parızı da kalıp gittir. Tursanız gün çıkıp etken, gün çıkkandayım Bağımdat namazının vakti bütöd. Hem sabır kılıp, istiğfar kılıp, tesbih aydıp duras, gün biraz götürüp saat 8-9 bolgondan giyin, 9 bolgondan giyin. Kazasını okuyorsunuz, kazasını okuyan da sünnetin de parzında kazasını okuyorsunuz.